En iyisi çık patronun karşısına, de ki böyleyken böyle de. Adam belki insafa gelir de seni işe alır. Hayatı kimlik sahteciliğinden karakola çeker. İşe almasa bile ifadesini alır. Bence de kesinlikle Aslı'yı dinlemelisin. Benim daha iyi bir fikrim var. Nedir? Gideyim o bencillik kanıtına, ağzıma geleni söyleyeyim. Nasılsa işimden oldum, bari içim rahatlasın. Hayat Hanım. Murat Bey. Sen o manyağı hala bey mi diyorsun? Keşke yüzüne söylemeseydin de arkasından söyleseydin, bari başın belaya girmezdi. Ya! Hop. Farkında mısın her seferinde kucağıma düştüğün? Ne münasebet? Ben düşüyorum, siz beni kucaklıyorsunuz. E bırakayım o zaman. Bırakın. Bırakma! Gerçekten bir dediğin bir dediğini tutmuyor. Denize düşen yılanı sarılır ha. Bırakın dedim ama... Öyle küt diye bırakın anlamında demedim. İnsan gibi bırakın dedim. Siz ne istemiştiniz? SWOT analizi. SWOT analizi? Bunca yıllık eğitimden sonra SWOT analizinin ne olduğunu biliyorsunuzdur herhalde. Tabii biliyorum. Hayatım SWOT analizi yapmakla geçti desem yeridir. SWOT analizi ne be? Dur bir dur. Buldum, okuyorum. Bir dakika. SWOT analizi bir projede ya da bir ticari girişimde kurumun, tekniğin, sürecin, durumun veya kişinin güçlü ve zayıf yönlerini belirlemekte, iç ve dış çevreden kaynaklanan fırsat ve tehditleri saptamak için kullanılan stratejik bir teknikmiş. Artık işe gitmeyeceğime göre öğrenmeme de gerek kalmadı. Şu gerçek Sunay'la bir daha konuşalım bence. Tamam da kuzum, konuşacağız da ne olacak? Yani kız tavrını çok net koymuş. Herkesin bir zaaf noktası vardır. Evet var. Kuşlar. Sunay'a gidip bir kafes dolusu kuş hediye edersek belki kararından cayar. Ya ama kuzum, sen niye böyle yapıyorsun bakayım? Ha? Ağlanacak zaman mı şimdi? Biz kafa kafaya verip her şeyin bir çaresini bulacağız. Bulacağız değil mi arkadaşım? Bulacağız tabii. Evet. Eğer kafa kafaya verip çaresini bulamazsak... ...el ele verip valizlerini toplarız. No problem. Yemek hazır. Gelip sofrayı kurun bakalım kızlar.